Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel üçgen şal çalışacağız fıstık dolgularımız ve trabzanlardan oluşan şal çalışmamızı uç kısmımızdan başlıyoruz birer birer artırarak ilerliyoruz yani bir grup iki grup 3 4 5 diyerek dilediğimiz uzunluğa gelene kadar artışlarımızı yaparak şalımızı tamamlıyoruz Evet şalımızı hemen uç kısmından örmeye başlayalım kolay gelsin Şalımızı örmek için simli şal ipi diye bilinen iplerimizle başlamak istiyorum. Ve 2 numara tığımla da ipimi öreceğim. Dilediğiniz angora ya da ebruli kalın iplerle şalımızın modelini uygulayabilirsiniz. Tek renk iplerimizde kalın iplerimiz içimize sinen her türlü ipimizi kullanabiliriz. Önemli olan ipimize uygun tığımızı kullanmak. Yani ipimizle tığımız doğru orantıda olmalı. Şimdi Hemen üçgen şalımıza başlamak için ipimin ucunu alıyorum ve tığıma bir tane düğüm atarak başlıyorum. Bakınız, şu şekilde bir tane düğümümü attım ve beş tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincirimi çekiyorum ve birinci zincirimin içerisine gelerek minik bir yuva yapıyorum, kapatıyorum ve hemen bir, iki, üç. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum ve hazırlamış olduğum minik yuvanın içerisine giriyorum. Bir defa doladığım ipimi 3 defada örüyorum. Yani bir defa doladım bakınız. 1 2 ve 3 3 defa da ördüm. 4 zincir çektim. Bir defa dolamış olduğum trabzanımı 4 defa da ördüm. Araya 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum ve 3 defa da yine trabzanım örüyorum. 2 ve 3. Bir trabzan daha örmek için ipimin tığımın üzerine ipimi alıyorum ve giriyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 ve 3 ve son kez 1 2 ve 3 şöyle bakalım 5 tane zincirimizi çekmiştik 4 zincir çekerek dönüşümüzü yaptık ve bir defa başını dolayıp 3 defa da çektik ve yuvamıza battık her seferinde aralarda ise ikişer zincirimizi çektik şimdi ikinci sıramıza başlamak için 4 tane zinciri bu bitirdiğim yönde çekiyorum 1 2 3 ve 4. Kenar zincirlerimiz dönüşte hep 4 olarak kullanacağız. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın üzerine bir defa ipimi alıyorum ve aradaki iki zincirin içerisine girerek 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane 3 defa da aldım ve iki trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Ve aynı yere yine iki tane trabzanı üç defa da örüyorum. Bir ve ikinci trabzanımı da tamamladım. Bir iki tane zincir çekiyorum araya tığımın başını doluyorum ve diğer iki zincirin içerisine girerek tıpkı buradaki yapmış olduğum işlemimin aynısını yapıyorum. İki trabzan iki zincir iki trabzan. 3 defa da örüyorum. İkinci trabzanımı ördüm. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya girerek 1 2 3 ve son kez 1 2 3. Evet şimdi bakalım yapmış olduğumuz işlemimize. Önce yuvamızı kapamıştık. 2 trabzan 2 zincir, 2 trabzan 2 zincir, 2 trabzan şeklinde birinci sıramızı ördük. Sonra 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şekliyle çiftleştirdik ortada yine 2 tane zincirimizi çektik şimdi bitirdiğim yönde bakınız arkasını çevirmeden 4 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 4 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını bir defa dolayarak Buradaki işlemi mi yapıyorum? Bu şimdi yapacağım şu iki sıradaki yapmış olduğumuz işlem, şalımız bitene kadar devam edecek hem sağ taraftan hem sol taraftan. Bu ve bu. Şalımız bitene kadar sürekli aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Dört tane zincir, 2 trabzan, iki zincir, 2 trabzan şekliyle öreceğiz her iki tarafımızı da. Oturuyorum, trabzanımı örüyorum, bir bir defa doluyorum. İki zincirimi tekrar çekiyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 3 defa da alıyorum ve ikinci kez aynı şekilde örüyorum. Şöyle görelim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve buradaki iki tane zincirimin içerisine fıstığımı yapmaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum ve giriyorum. 1 2 3 4. 4 defa doluyorum. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre 3 ya da 5 de yapabilirsiniz. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 tane zincirimi çektikten sonra bu kenardaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanlık bölümümü aynen örüyorum. Bir defa doladım, 3 defa da örüyorum. 1 ve 2 İki tane zincirimi çektim ve yine trabzanımı üç defada alarak iki trabzanımı yerleştiriyorum ve hemen bu ikinci trabzanımı örer örmez bir iki üç dört tane zincirimi çekiyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Şöyle ucundan tuttuğum zaman trabzanlarımız ve ilk defa bir tane de fıstığımızı ördük. Sağından ve solundan ikişer zincirimizi çektik. Ve diğer sıramıza başlamak için hemen dönüşümüzü yapıyoruz. 4 tane zincirimizi her dönüşümüz için kullanıyoruz. Tığımızın başını bir defa dolayarak yine yuvamıza girerek 3 defada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. İkincisini örüyorum ve iki tane zincirimi hemen çekiyorum. İki zincirimi hemen çektikten sonra bakıyorum ortada bir tane fıstığım sağında ve solunda iki tane zincirim var ikişerden oluşan yani iki sayısından oluşan iki tane zincirimiz mevcut. Her iki taraftaki zincirlerin içerisine tıpkı ortada yapmış olduğumuz gibi başını dolayarak fıstığımızı örüyoruz. 1 2 3 Dört. Dört tane çekmiştik diğer fıstığımıza. Yeterli olmuştu. Tek seferde fıstığımı kapatıyorum. Ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ve diğer sol taraftaki zincirin içerisine geliyorum. Tığımın başını dolayarak bir 2 3 ve 4 Hem fıstığımızı hem trabzanımızı aynı anda götüreceğiz. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Bir İki tane zincirimi çektikten sonra kenardaki işlemimi tekrar ediyorum tığımın başını doluyorum 3 defa da örüyorum 1 ve ikinci trabzanımı örüyorum 2 zincir çekerek araya giriyorum 1 ve 2 iki. hemen ikinci trabzanımın üzerine 1 2 3 4 bitiş yönünde 4 tane zincirimi hemen çekiyorum ve şalımın ardını çeviriyorum şalımın ardını çevirdiğim zaman yine buradaki devam eden iki trabzan iki zincir iki trabzanımı hemen örüyorum bu dilimiz çok güzel ve çok kolay her ipe de uygun iki zincirimi araya çekiyorum ve tekrar bir defa dolayıp üç defa da aldığım trabzanım örüyorum. Ve trabzanım biter bitmez hemen bir ve iki tane zincirimi ilave ediyorum. Ve şöyle bakıyorum. Bakınız iki zincir, iki zincir, iki zincir. Üç tane iki zincirimin olduğunu görüyorum. Ve hepsine de birer tane fıstığımı yapmaya başlıyorum. Tığımın başını dolayarak ilk zincirimin içerisine giriyorum. Bir, iki, 3 ve 4. Çekiyorum, tek seferde alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer ikinci zincirin içerisine giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 2. 3. zincirin içerisine giriyorum. 1 2 ve 3 ve 4 tek seferde çekiyorum 1 kapadım 2 tane zincirimi çektim kenara geçiyorum 1 2 3 3 defa da trabzanlarımı örüyorum 2 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yuvanın içerisine 2 tane trabzanım 3 defa da örüyorum. Hemen 1 2 3 4 zincirimi de ilave ediyorum. Ve şöyle bakalım. Şalımızın uç kısmına bir tane fıstığımız, 2 fıstığımız, 3 fıstığımız birer birer fıstıklarımız artmakta bakınız. Şimdiki en son yaptığımız sıradaki işlemimize bakıyoruz. 1 2 3 4 4 tane 2 zincirimizin olduğu bölüm var. Bir üst sıraya demek ki 4 tane fıstığımızı öreceğiz. Her bir fıstığımızın arasında 2 tane zincirimiz. Diğer kenarlarımızın arasında da yine 2'şer zincirimiz olacak. Modelimize şöyle bakacak olursak fıstıklarımızın sayısının her sırada birer birer arttığını görmekteyiz. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane fıstığımız olduktan sonra bir sonraki sıraya geçişimizi yapacağız. Bir sonraki sırada en kenara bakınız ilk zincirimizin yuvasına tekrar fıstığımızı ördükten sonra fıstığımızdan itibaren tığımızın başını bir defa dolayıp tek seferde çekerek trabzanlarımızı öreceğiz. Bir fıstığımızdan diğer fıstığımıza kadar aynı işlemimizi tekrar edip yine bitişte fıstıkla bitireceğiz. Şimdi kenarda 4 tane zincir çekmiştim hemen tığımı takıyorum ve kenarı örmeye başlıyorum trabzanımı. 3 defa da yine örüyorum. 2 tane zincir aralara ve yine trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ilk 2 zincirin içerisine 4 defa dolayarak fıstığımı örüyorum. 2 3 ve 4. 4 defa tığımın başına ipimi aldım ve tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir iki tane zincirimi çekiyorum İki zincirimi çektikten sonra bakınız bir fıstıktan diğer fıstığa kadar başını tığımızın dolayacağız. ve tek seferde çekeceğiz tığımın başını doluyorum ve fıstığımın üzerine geliyorum alttaki dört fıstığın ilkine batıyorum tam, tam tepeye gelip battıktan sonra tek seferde çekiyorum ve hemen yandaki zincirin içerisine geliyorum altından kavrayarak alıyorum bir tekrar zincirimin altından kavrayarak giriyorum iki tekrar tığımın başını doluyorum fıstığımın üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum yine iki tane zincirimin olduğu yere geliyorum tek seferde çekiyorum İki defa fıstığımın üzerine batıyorum hepsinde başını dolayıp girdik bakınız. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisindeyim. 1 ve zincirimin içerisindeyim. 2 ve fıstık dolgumun üzerindeyim. Ve tek seferde kapatıyorum. Şu şekilde bakalım. Her bir fıstığımızın üzerine bir tane aralara ise iki tane tek seferde başını dolayıp aldık trabzanlarımızı ve iki tane en son fıstığımın üzerine ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum kenara bir tane fıstığımı yapıyorum hem başlangıçta hem bitişte birer tane fıstığımız olacak tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve 4 4 tane çektim tek seferde alıyorum kapatıyorum ve iki tane zincirimi hemen ilave ediyorum ve kenara gelerek batıyorum ve kenarımızı hem gidişini hem de dönüşünü örüyorum bakın bu şekilde tamamladık çalımın hem gidişteki hem de dönüşteki iki trabzanlı bölümünü ördüm ve iki tane zincirimi çektim hemen iki tane zincir olarak gördüğüm fıstığımın sağına ve soluna birer tane fıstık yapıyorum tığımın başında oluyorum hemen giriyorum 1 2 3 ve 4 4 defa doladım ve tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra fıstığımın sol tarafına da yine bir tane fıstık örüyorum 1 2 3 4 dengeli alırsak fıstıklarımız çok daha güzel olur tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 bakın burada e, tekli trabzanlarımız aşağıda kaldığı için iki zincir çekersek burada kısa ve gerdirme olacak Aşağıdaki orantıyı zincirimizde sağlayacağız yani dengemiz zincirimizde kurulmuş olacak Onun için bir tane zincir buradaki tekli trabzanlarımın olduğu yerde e, çekiyoruz. 3 zincir başlarken 3 zincirde de biterken çekimimizi yapıyoruz. Tığımın başını tekrar doluyorum. Birinci trabzana batmıyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve tek seferde yine örüyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Bakın birincisini örmedim. ikincisini örüyorum. Sırası ile birer birer örüyorum. Bir baştan bir sondan eksiltiyorum sadece. sırası ile örelim. trabzanları birer birer ördüm. Bakınız tek seferde çektim. En son örmeden 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Geçişte de 3 tane çekmiştim. Hemen fıstığımın sağındaki ve solundaki 2 zincirimin içerisine birer fıstık örüyorum. Toplamda yine fıstıklarımız bir tane olan ikiye çıkmış oluyor tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 diğer zincirimin içerisine 1 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başında doluyorum kenarıma geçiyorum ve 3 defa da örüyorum 2 tane zincirim ve tekrar 1 2 3 1, 2, 3, 4. Evet yaptığımız işlemimize şöyle bir bakacak olursak. Başını dolayıp tek seferde çektiğimiz trabzanlarımızın sağında ve solunda birer tane fıstığımız vardı. İkinci sırasında ise şu kısmın iki fıstık sayısına ulaştık ve arada birer tane içten başlarken bir içten biterken bir tane içten bitirdik. Ve iki tane fıstığımız ördük. Buradaki tek farklı yapmış olduğumuz nokta Buradaki tek seferdeki çektiğimiz trabzanlara geçişte bu zincirimi 3 defa çektim ve bitişte de 3 defa zincirimi çektim. Diğer zincirlerim ikişer ikişer devam etti. Şimdi kenardaki işlemimi ve buradaki fıstıklarımı yapalım. Toplamda 3 tane fıstığımı yapalım. Şurada tek seferde çektiğimiz yerde görüşelim. Evet yeni sıramıza başladım. 3 tane fıstığımı yaptım ve 3 tane zincirimi de çektim ve hazır haldeyim. Şimdi aradaki bu trabzanlarımın olduğu yere geliyorum. Yine tek seferde tığımı başını doluyorum. Birinciye atlıyorum. ikincinin üzerine gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak sırası ile birer birer örerek ilerliyorum. Ve en son trabzanıma batmıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve buradaki 1 2 3 tane zincirimin içerisine birer tane fıstıklarımı örüyorum ve toplamda 3 tane fıstık da sol tarafımızda oluyor bakın. 3 tane sağ tarafta, 3 tane sol tarafta. Tığımın başında doluyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincir. Tekrar 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 2. Yine fıstığımı yapıp köşelerimizi yapalım ve dönüştü görüşelim. Modelimizden fıstıklarımızı örerek devam ettim. 1 2 3 4. Fıstık sayımız 4'e çıktı. Bakınız ilk önce 1 2 3 4 tıpkı aşağıda ilk şalımızın ucunda başladığı gibi birden yukarıya doğru artarak ilerliyoruz. Şimdi 4 tane fıstığımızı sağ tarafta yaptık. Sol tarafta da aynı şekilde 4 tane fıstığımıza çıkacağız. Bakın 1 2 3 ve 4. Her zincirin içerisine birer tane fıstığımızı örüyoruz bu zincir gruplarımıza. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bu ortada görmüş olduğum bir içeriye girerek battığım yere iki defa batıyorum bir ve iki sonra tekrar üç zincir çekip hemen buradaki zincire ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum ikinci fıstığım üçüncü ve dördüncü fıstığımı da yaptıktan sonra bu sıramızı tamamlamış oluyoruz şöyle bir de yakından bakalım modelimize bakınız dört fıstığımı yaptım kenardaki devam eden yerden sonra iki defa ortaya batıyorum bir ve iki 3 zincirimi çekerek 1 2 3 4 tane fıstığımı örerek tamamlıyorum şimdi 3 tane zincirimi çektim birinciye batmıyorum ikinciye tığımın başını doluyorum bakın birinciye batmıyorum ikinciye gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve diğer kenara batmıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve buraya fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 Diğer zincirimin içerisine hemen geçiyorum. 1 3 ve 4. Tek seferde alıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum, 3 değil. Hemen giriyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 ve bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet. Şimdi bakalım 4 tane fıstığımızı ördük. 4 tane fıstığımızı tamamladıktan sonra şu aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Fıstıklarımızın üzerine bir defa başını dolayarak batıyoruz. Araya iki defa başını dolayıp çekiyoruz. Fıstığımıza bir araya iki şeklinde örelim. Şimdi başlıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Direkt fıstığımın üzerine geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İki defa zincirlerimin arasına giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Fıstığımın tam tepe noktasına batıyorum. İki defa araya örüyorum. Evet. Trabzanlarımı ördükten sonra en son fıstığımın üzerine yaptım ve arada geçiş için zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen ilk fıstığın üzerine gelerek tek seferde çekiyorum. Zincirlerimin içerisine giriyorum. 1 ve tekrar zincirimin içerisine 2. Fıstığımın üzerine batıyorum. Ve bu şekilde sıramızı trabzanlarımıza varana kadar örüp tamamlayalım ve dönüşümüzü yapalım. Sıramı her iki tarafta da tamamladım. Köşemi yaparak geldim ve İki tane zincirimi çektim, bakınız. iki zincirimizde geçiş yapıyorduk. Tığımın başını doluyorum ve burada görmüş olduğumuz gibi fıstıklarımızla olan bölümümüzü yeniden kurmaya başlıyoruz. Bir tane fıstık buradaki ilk zincirimin içerisine aradaki trabzanımı bir içten ve bir içten bırakarak önce bir içten başlıyorum, bir içten bırakarak trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum ve ortaya bir tane fıstık ve en sona bir fıstık olmak üzere fıstık sayımızı. 1 de 2 oldu. Şimdi 3'e çıkarıyoruz. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü burada olmak üzere. 2 tane zincirimi çektim. Artık bu kenarlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1.'ye değil ikinciye batıyorum. Ve birer birer ilerliyorum. Trapezanı tamamladıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 tam ortaya gelerek fıstığımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi tekrar çektikten sonra tığımı başını doluyorum. Hemen ikinciye batıyorum ve sırası ile birer birer ilerliyorum. Ve en son trabzanı örmeden tığımın Tekrar başını dolamadan önce iki defa zincirimi çekiyorum. Bakınız fıstığımızın hem öncesinde hem sonrasında ikişer zincirimiz var. Hepsinde de başlangıçta ve sonda. Burada da aynen fıstığıma geçeceğim yerde iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki zincirin içerisine üçüncü yani bir, iki ve üçüncü modelimizin ilk fıstığını kuruyorum. Bir, iki, üç ve dört. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2 ve kenarıma geçiyorum. Kenarımı tamamlıyorum. Evet fıstıklarımızı birer birer artırarak 4 tane fıstık sayısına ulaşana kadar örmeye devam ettim. Aynı zamanda da buradaki sık iğnelerimizi de kenarlardan birer birer azaltarak şöyle üçgen şekline getirdik bakınız. Şimdi dördüncü fıstığımı ördükten sonra yine tığımın başını doluyorum tepe noktasına batıyorum bir dilerseniz bir tane daha batabilirsiniz buradaki fark etme bir de batabilirsiniz aynı yere iki olarak kuvvetli bir şekilde görünmesini de isteyebilirsiniz İki tane zincirimi çektikten sonra bu kenardaki fıstığımı da yapmaya başlıyorum 2 3 ve 4 4 defa çektikten sonra çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 iki. sırasıyla ikinci fıstığımı üçüncü ve dördüncü fıstığımı da örerek sıramı tamamlıyorum 4 tane fıstığımıza ulaştıktan sonra buradaki kapatma işlemini yapıyoruz artık birinci fıstığımın üzerine 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum direkt geliyorum birinci fıstığımın üzerine tığımın başını dolayıp tek seferde çekiyorum araya ikişer ikişer örüyorum fıstığımın üzerine bir araya iki bir ve iki Tekrar fıstığımın üzerine bir bakın modelimizi yine birisini kapatıyoruz. Bir sonraki sırada yeni fıstıklarımızı artış yaparak açacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Bu tepe noktasında tığımın başını dolayarak diğer fıstığımın üzerine gelip kapatıyorum. Bakınız ve yine başını doluyorum. 2 defa araya giriyorum. Fıstığımın tepesine ve bu şekilde üç tane fıstık grubumuzu kapatalım. Evet modelimizi tamamladık. Yeni dördüncü fıstık grubumuzun kurulumu için hazırız. Birinci fıstık grubumuzu buraya elimi tuttuğum yere ikincisi üçüncüsü ve dördüncüsü de buraya kuracağız. Ve yanlardan artışımızı aynı şekilde yaparak örüp dilediğimiz genişliğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.